Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDRDK yayıncılık ders kitabı sayfa 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 işleyeceğiz. Asit ve bazların gelen özellikleri cevapları. Soru. Peki limon, yeşil erik gibi gıda maddelerinin ekşi, sivri biber, pul biber gibi baz maddelerin ise acı olmasının sebebi nedir? Cevap besinlerin içerisinde var olan bileşiklerden kaynaklanmaktadır. etkililik Belirterç yapalım. Gerekli malzemeler 1 cam bardak 6 adet 2 çamaşır deterjanı 3 bebek şampuanı 4 kırmızı lahana 5 kalem kağıt 6 limon tuzu 7 toz sabun 8 cam kase 9 sıcak su 10 karbonat 11 süzgeç 12 bıçak 13 sirke Etkinliğin yapılışı İlk olarak kırmızı lahanayı küçük parçalar halinde dikkatlice kesiniz. Daha sonra parçalanmış lahana yapraklarını üzerine sıcak suyu dökünüz. Hazırladığımız karışımın sıcaklığı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleyiniz. Karışım soğuduktan sonra bir süzgeç yardımıyla lahana yapraklarını sıvı kısımdan ayırınız. Cam bardakların içine elde ettiğimiz kırmızı lahana suyundan eşit miktarlarda koyunuz. Limon tuzu, sirke, bebek şampuanı, karbonat, toz sabun ve çamaşır deterjanından az miktarlarda alarak bu maddeleri cam bardaklara koyunuz. Kırmızı lahana sularının içerisine ayrı ayrı ekleyiniz. Bardakların birbirine karışmaması için ilave ettiğiniz maddeleri kartlara yazarak bardakların altlarına koyunuz. Neler gözlemlediniz? Bir bardaklarda oluşan renklerde farklılık oldu mu? Olduysa farklılığın sebebi nedir? Açıklayınız. Cevap: Evet, bardaklarda oluşan renklerde farklılık oldu. Eklenen maddelerin içerisinde var olan asit ve bazlar sonucunda renklerinde ve yapılarında bozulmalar meydana gelmiştir. Soru: Bazı maddelerin yaklaşık bir hacde değerleri aşağıda çizelgede verilmiştir. pH değerlerini inceleyerek maddeleri asitik ve bazik olarak sınıflandırınız. Cevap İçerisinde var olan asit ve bazıların etkilerine göre sınıflandırılmaktadır. Soru Farklı maddelerin pH değerlerini araştırarak benzer bir çizelgede de siz hazırlayınız. Hazırladığınız çizelgeyi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Cevap Sülfürik asit, mida asiti, sirke, kahve, Yağmur suyu, saf su. Bas kuvveti artar. Tüklük, deniz suyu, sabun, deterjanlar, kalsiyum, hidrosit, sodyum, hidrosit. Soru Sizce çözeltilerin asitliğini bazı bazikliğin ölçüsü nedir? Cevap Asitlik ve bazik özellikler maddelerin kimyasal yapılarında kaynaklanır. Asitler yakıcı özellikleri bulunur ve tatları ekşidir. Bazıları ise tatları acı durumdadır. Kayganlaştırıcı özellikleri vardır. Bu, bu iki özellikteki maddelerin bir araya gelmesiyle su veya tuz oluşumu gerçekleşir. Asidik veya bazik ölçüleri turnosol kağıda ile ölçülür. Asitler turnosol kağıdı üzerinde kırmızı renk oluşturur. Bazılar ise trosor kağıdı zeminde mavi renkler oluşturur. Asitlerin pH değeri 0 değer 7 arasındadır. Bazıların pH değeri ise 7 ile 14 pH aralığındadır. Çözeltilerin pH değerlerini ölçelim. Gerekli malzemeler 100 mm'lik beher glas 5 adet Sodyum karbonat Sodyum hidrosit pH çizelge kağıdı, Limon suyu, pH kağıdı, Sirke, Saf su, Spatul, Bekat Etkinliğin Yapılışı Behergaslardan birini yarısına kadar limon suyu diğerini ise yarısına kadar sirke ile doldururuz. İçinde limon suyu ve sirkenin bulunduğu behergasları su ile tamamlayınız. Boş behergaslardan birine bir spatul sodyum hidrosik diğerine ise sodyum karbonat koyunuz. Behergaslardan sodyum hidrosik ve sodyum karbonat üzerine Behergasların yarısına kadar su doldurup bunları Baket ile karıştırınız Öğretmeninizin gözetiminde Behergasların çözeltilerine pH kağıdını daldırıp Çözeltilerin pH değerlerini pH çizelge kağıdından yararlanarak belirleyiniz Boş bir behergas yarısına kadar saf su ile doldurunuz pH kağıdını saf suya daldırıp Saf suyun da pH değerini pH çizelge kağıdından yararlanarak belir belirleyiniz. Neler gözlemlediniz? 1. Hangi maddeleri içeren beher gazlarda pH kağıdının rengi değişti? Hangilerinde değişiklik olmadığı nedenini açıklayınız. Cevap Karemel ve meşrubat işlemlerinde kakao ve çikolata yapımında zeytinlerin yumuşatılmasında gibi birçok işlemde kullanılır. Bu yüzden sodyum hidrosit kullanan beher renk değişimi görülmüştür. İnsan vücudu için pek de zararı olmayan sodyum bikarbonatın konulduğu beher gazlarda ise değişim görülmemektedir. 2. İncelediğiniz çözeltileri asidik ve bazik olarak sınıflandırabilir misiniz? Bu sınıflandırmayı pH çizelgesi kağıdı ile nasıl yaparsınız? Açıklayınız. Cevap. Evet, İncelediğiniz çözeltileri asitik ve bazik olarak sınıflandırabiliriz. Ölçülen suyun pH değeri yapabiliriz. 3. Çözeltilerin pH değerleri ile asitik ve baziklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevap. Asitlerin pH değeri 7'den küçüktür. En küçüğü gittikçe asitik özelliği çoğalır. pH değeri 7'nin üstünde olanı ise bazdır. Yukarıya gittikçe bazlık özelliği artar. pH değeri 7 olan ise saf sudur. Soru Acaba bu etkileşimler maddeler için yararlı mı yoksa zararlı mıdır? Cevap Maddenin yapısını değiştirdiği için zararlıdır. Etkinlik Asitler ve bazlar hangi maddelere etki eder? Gerekli malzemeler Magnezyum ayaçın kometeli, derişik HCI çözeltisi sodyum hidrosik 50 mg'lık beher gaz 2 adet 100 mg'lık beher gaz 5 adet damlalık 2 adet kağıt parçaları, kumaş parçaları, kemikli et parçaları, mermer parçaları porselen parçaları, su, spatul, baket, sirke etkinlik uyarıları bu etkinliği öğretmenimizin gözetiminde yapınız. Asit ve bazlar ile çalışırken çok dikkatli olunuz. Asit ve bazlarla çalışma konusunda öğretmeninizin talimatlarına uyunuz. Etkinliğin yapılışı Arkadaşlarınız ile gruplara ayrılınız. 50 mg'lık behergaslardan birine 5 spatul sodyum hidrosik koyup yarısına kadar su doldurunuz. Baget yardımı ile karışımı karıştırarak değişik sodyum hidrosik çözeltisi elde ediniz öğretmeninizden 50 miligramlık diğer bahar değişik derişik hidrolosik asit çözeltisi hazırlamasını isteyiniz hazırladığınız dirişik sodyum hidrosik ve hidrolik asit çözeltilerini damlalıklara doldurunuz 100 mg'lık behergasların içerisine kağıt kumaş, kemikli et, parçalı porselen ve mermer parçalarını koyunuz. Kağıt kumaş, kemikli et, porselen ve mermer parçaların üzerine damlalıklardaki çözeltilerden ayrı ayrı damlatarak gözlemlerinizi defterinize not ediniz. Çinko veya magnezyum metalinden küçük bir parça alarak 50 mg'lık behergaslardaki sodyum hidrosit ve hidroklor... Rik asit çözeltilerin içerisine atarak değişimleri gözlemleyiniz. Neler gözlemlediniz? 1. Asitlerin ve bazların hangi maddeler üzerinde olumsuz etkileri olduğu, hangi maddeler arasında etkileşim olduğu açıklayınız. Cevap. Kağıt parçaları, kumaş parçaları, kemikli et parçaları, mermer parçaları, porselen parçaları üzerinde olumsuz etkileri oldu Su, spatul, beket, sirke etkileşim oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.